İki tane milli sporcumuzla başkanımızın karşısındayız. Bu zamana kadar ne zaman geldiysek 6 Eylül Belediye Başkanımız Sayın Zekai Kafaoğlu bize yardımlarını esirgemediler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Özellikle gidip gelme, para konusunda ve sosyal sportif faaliyetlerde hep bizim yanımızdaydı. Kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Bundan sonraki böyle yarışmalarda da desteklerini bekliyoruz. Gençlerimiz lisler arası Türkiye birinciliği müsabakalarına katıldılar. Burada her ikisi de birinci oldu. Ve Türkiye şampiyonasına katıldılar. Oradan da dünya şampiyonasına katılacaklar. Fransa'nın Nice kentinde yapılacak olan dünya birinciliği müsabakalarına Gizem Akgöz ülkemizi uzun atlamada temsil edecek. Her zaman söylüyorum tabii, gençler bizim geleceğimiz. Türkiye'nin hedefleri var. 2053-2071 hedefleri. Buralara bu gençlerimiz sayesinde ulaşacağız inşallah. Tabii hem sportif alanda hem akademik alanda bu gençlerimizin başarılı olması için biz de yerel yöneticiler olarak destekliyoruz. Tabii gençler, çocuklar bizim servetimiz. Onların yetişmesi, gelişmesi ve başarılı olması her şeyimiz. Ben başta okul müdürü olmak üzere öğretmenlerimi de kutluyorum. Tabii şimdi dünya şampiyonasına katılacak. Türkiye birincileri yetiştiriyorlar. Türkiye milli takımında kardeşlerimiz. Ben başarılarının devamını diliyorum. Tabii bu spor sabır işi, çalışma işi, disiplin işi. Bunda sebat etmelerini diliyorum. İnşallah dünya çapında da derecelere gireceklerine inanıyorum. Hedefe kilitlenmek önemli olan. Bu hedefe kilitlendikten sonra da üzerine düşen gayreti gösterdikten sonra Allah'ın izniyle başaracaklarına inanıyorum. Ben tekrar emeğe geçen herkesi kutluyorum. Başta genç kardeşlerimizi de kutluyorum. Durmak yok, koşmaya devam yani. Hadi bakalım, Allah kolaylık versin. Çok güzel bir duygu. Yani daha iyisi olabilir diye düşünüyorum. Geçen sene zaten çok küçük bir farkla kaçırdım. Bu sene daha iyilerini istiyorum. Dünya şampiyonluğuna. Sayın Başkanımız sayesinde yarışıyoruz. Gerek maddi gerek manevi destekleri sayesinde. İleriki yarışlarda Avrupa Yıldız Olimpik Festivali var. Ona hazırlanıyoruz. İnşallah orada da en iyi derecelerle gerek Balıkesir'imizi gerekse Türkiye'mizi temsil edeceğiz.